Paradise Kafesi'ndan herkese merhabalar olsun diyerek Genç İşi programıyla yepyeni bir bölüme sizlerin karşısındayız. Tabi bildiğiniz gibi Genç İşi programı her zaman gençlerin yanındadı ve her zaman da gençler destekleri. Tabii ki programımız çeşitli konular olacaktı ve çeşitli misafirler olacaktı. Şimdi izleyelim, görelim bugünkü misafirimiz kimdi, onlardan sizlerden olacak. Cüneyt Köprülü 1986 yılında Altınköprü kasabasında gözünü dünyaya açtı. İlkokul ve ortaokul Köprü'de okuyan Cüneyt, üniversiteyi de Musul Bilgisayar Mühendisliği okudu. Cüneyt'in hayali bilgisayarda çalışmak ve kendini geliştirmek olsa da ama kendini bambaşka bir şeyin içinde bulmuş. Kendisinde olan şiir yeteneği ortaya çıkmış ve çok az bir zamanda yazdığı şiirler gençlerin ağzından düşmemekte. Kendini daha çok geliştirmek için şiir oturumlarına katılmış ve büyük şairlerden öğütler, dersler almış. Cüneyt'in şu an tek istediği de kendine ait bir kitap yazması ve yıllar sonra tarih içinde hatırlanması. Evet değerli izleyiciler, izledik, gördük misafirimiz kimdi. Şimdi de tam karşımızdaydı misafirimiz. Hoş geldin Cüneyt Köprülü, safalar getirdi bu. Hoş bulduk, sağ olasın. Sağ olasın. Biz sana teşekkür ederek bizim programımıza geldik bu için. Tabii ben teşekkür ederim. Siz beni konak aldınız bu programa. İnşallah bildiğiniz kimin, gördüğünüz kimin, eşittiğiniz kimin olalım. Doğru. İnşallah özü uzak ederim. Doğru, biz de senden çok memnun olduk tabii ki. İlk başta istirham anladasan bizlere Cüneyt Köprülü kimdi? Yani mesela çok alem görürsen, şairler değilsen ama gerçek yüzü kimdi? Sen tam olarak neler yapsan? Ha, aslında ben mühendisim. İnternet şirketinde çalışıyorum. Üç çocuk babasıyım. Doğru. İşte cüllük hayattan meşgulam. İşte iş olsun, bir de yani arkadaşlardan. Doğru. İşte yazıya çıkmak, girmek, ev. Doğru. Ha. Ben gördüm mühendis hasibatsın sen. Bari. Mesela hendese bitiripsen sen şiire ne getirdi? İşte ha, o güzel bir şeydi. O ilmi bir hivayaydı. Doğru. Bu edebi bir hivayaydı. Yani şiir Allah Teala'dan bir vergidi. Doğru. İnsanın biraz şuuru fazla olu. Yani bir de yaşadığını yazar. Taban yaşadığını yazar, bir de tamam yazar. Tabii. O tamam yazmaqdan gəlir, oxumaqdan gəlir. Tabii ki. Hə, oxumaq, çox oxumaqdan gəlir, çox araşdırmaqdan gəlir, bir də sormaqdan gəlir. Doğru. Taban, yəni sormaq heç bir vaxt, heç bir zaman ayıb deyil. Asla ayıb deyil. Yəni birisi bir yanlış yapsa, məsələ sorsa, desəm mən bu konuda yardımcı olmaq istəyən birisi mənə, çox normal bir şeydir. Amma bazıları bunu yanlış anlayıblar, yəni qalat anlayıblar özünü. Deyirlər, biz sorduysaq bir dənədən, mənası ayıb bir şeydir bu. Bizim səviyyəmizdən ənər, səviyyəmizdən ənər. Nədən böyle bir şey düşünürlər? Hə, onlar belə düşünürlər, yəni ələsəz ayıb bir şeydir bu. Doğru. Yəni mən sorsam ona küçük adam olan. Yoxdur, bir belə şey yoxdur. Qardaşım, bacım, sor, alışsan, olaysan. Biz neyden alıştık? Biz sormaktan alıştık. Tabii. Biz kapı çaldık. Yani ben hocaların yanında gittim bir bir. Elinde kalem, hoca bana alıştır. Bu nece böyle oldu? Bu niş, mene niş diyordu burada galetti. Mene diyerdi, Cüneyt efendi bu burada galetti, bu galetti. Doğrulamazdım hepsi. Diyerdi galetti, git araştır doğrulu özü. Ha ya, öz doğrulamadı sadece. Ben dirdi sana burada galattı. Bu da güzel bir şeydi. Beni alıştırsa özü doğrulamaya, ben daha onun üzerine yerim, ben daha araştırmam. Ben daha söz tapabilmem, kelime tapabilmem. Diğer de Cüneyt, bu kafiyeler git bunu böyle kullan. Doğru. Git bunu dergiş, dergiş. Yok ya ben dergişim sana. Tabii ki yani. Tabii ben ocağımı hiçbir zaman unutmayacağım. Buradan saygı salam özüne, Nazım Kebapçıoğlu. Çok yardım etti bana. Yani gerçekten, gerçekten. Yani hatta yazdığım koryatlar da arkadaşlar bana diyorlar Nazım'ı yazsan sen. Yani tam ona gelir. Tam çünkü ona gelir. O bir koryat yazar. Yani saygım var başka aslarına. Başka bir dadı var bu adamın. Tabii ki. Peki bilgisayardan ilişki buna durum dadı? Elakal. Ha, vallahi bilgisayardan bir fetre ofis açtım. Bilgisayar işinde işledim. Doğru. Yani çünkü nece olsa sen hendeset hazmet bitirip sen öz ixtisası oldu diyelim. Ha. İşte günlük hayatıma başlayandan sonra biraz edebiyetten uzak oldum yani. Gerçekten 2010'dan sonra, 2011'den sonra. Zaten yani, ben dikkat ettim, çok uzakıydı bu fetraydı. Çok uzakıydım. Özüm 2002'de başladım, 2001'de başladım. Eşitmeğe, dinlemeğe
yani bir de şeyler mutabak etmek programlar var yine. Doğru. Zamanında haftada bir çeyrek bakardık özne. O programları ben oturardım bas haftadan haftaya dinlerdim. Oradan alıştığım bir üç kelime yazardım. Cehde bir. Yani bas ben hiçbir zaman demedim ben şairim. Hatta şimdi de diyeyim sen şairim. Hiçbir zaman in de diyemeyeceğim yine sana cevabını veririm. Bir tören oldu bir arkadaşın bir de nasıl kalktı dedi İmparator Cüneyt Çöpürlü. Yani ben gerçekten yerimde sır oldum bu kelime için. Doğru. O arkadaşa da benim çok saygım var. Ben sevdiğinden de bunu etti, bahçat etti. Doğru. Ben ne cevap verdim? Özüm geldim şehirde. İmparator değilim. Ben basit bir yazarım. Aşık gevlin okşarım, düşman başı nazarım. Doğru. Peki bu fetranı kibele bırakmış idi o şehri. Sonradan ne koydu sen tekrar dönesen meydana? Vallahi gerçekine baksak yani... Hazettim orta yeri doldurun. Boşluk yani, gördü ortalıkta. Gerçekten boşluk gördüm. Bir de ziflemek değil mi ya ben? Yani kötü bir kelimeydi. Ama baktım edebiyat böyle bozulacaktı. Ne nahiyasından böyle bozulacaktı edebiyat? Yani bilen bilmeyen başladı yazmaya. Sosyal medyada bunları paylaşmaya. Doğru. Yani oturup yerinde çi kelime yazırın. Baksan tasvir eder özün paylaşırın. Doğru. Alem buna bakır. Mesela ben şiirden anlamıram. Koryat'tan anlamıram. Ben oğlan dinlerim. Oğlan galet yazıptı. Ben onun galetin üzerine giderim. Ben bilmiyorum galeti tamamdı. Doğru. Ben seviyorum koryat seviyorum, şiir seviyorum. Doğru. Yani sadece meşhur olmak vayındadır böyle de. Aynen. Meşhur olmak vayındadır. Başka bir şeyler olmak vayındadır da. Eydi. İndiye kadar menlik olmasın. Ne şöhret aktardım. Ne yani ad vermek aktardım. Ne onun vayındayım, ne olacağım da. Doğru. Bas kalemimin vayındayım, edebiyatımın vayındayım, ben kültürümün vayındayım her zaman. Doğru. Her zaman xoriyat benim çimlicimdi, beni temsil edir. Türkman temsil edir. Türkman temsil edir. Ve memleketi de temsil edir. Ben demek Türkman demek yani Türkman ili demek, yani çarşı demek. Doğru. Yani çöprü demek, yani duz demek, yani xoriyat. Tabii ki. Xoriyat bizik. Aynen zaten bizlerden çıkan bir şeydi. Kimse de yoktu bu şey. Tabii. Peki rayon adı onlarda kibele meşhur olmağı aktarırlar o gençler. Sadece yani şiir dünyasını anlayıblar. Yani 200 satır yazdı diye hissedir meşhur oldu. O millet tanıdı özün ki yaptığı da şey ki gülmaktı. Gülmak sayesinde istir meşhur olsun. İnsan hakikaten gördüğün bir şey iki şeyden çok meşhur olur. Bir özün deli ettiyse bir özün kaşmer ettiyse. Aynen. Bu şey insanı çok meşhur eder ama sen isen şairsen, imanel kelime yazarsan, isen meşhur olasan, çok çalışmak istesen, çok okumak istesen, çok arkadaşa kaçmak istesen, sormak istesen, böyle havanta değil ki ben hala meşhur oldum bir şiirden. Yani bir şiirden meşhur asla anılmaz. Olunmaz hayatta. Dünyada şiirler yazdık. Benim iki defterim gitti. İki defter? İki defter şiirim gitti. Belki de içinde 400 şiir var idi, 800-900 koryatım yedi. Doğru. Yani o zamanlar onca kahane yedim, sağladım tamam mı mavzu? Öz tabi çünkü ne olsa iki defterlik şiir yazıp sen bir kere kaybolsun ortaya da. Evimiz şey oldu, yani çözdük işte, gitti ortaya yerden. Doğru, bazen yani böyle olaylar olar yani geçer. Yani biraz yiyince kalkırdık, böyle şeyin vayında da değil girdik. Bizim muhakkıda sosyal medya biraz zayıf idi. Hapsi yazmak idi şey idi. Ben gittiğim törenlere, gittiğim şeylere, eğlencelere tasvir yok idi, mobil yok idi. Bir tek kamera vardı, tasvir edirdi. O da bilmezdi orada kalar. Bilmem de kimin yanında kaldı. Ya ama böyle eğlencelere gittik, şeylere gittik. Onun hiç vayında da geldik. Doğru. Şu anda istedim bir şiir okuyasam bizim için, hatta milletimiz de görsün. Ha. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Ne okumak istedin ilk başta olarak? Vallahi Elmalı'da çok şeyler var. Bir parça son yazdığım gazel okuram. İnşallah seyircilerin de gönlüne göre olur. İnşallah. O zaman Allah'ın senin İnşallah. İlk başta buna. İnşallah. Billem dünya küçüktü, billem dünya davrandı. Gerçek sevan aşıklar demez sevda yalandı. İşte ben o aşıkım. Hiç dönmerem sözümden. Vazgeçmerem yarımdan bildiysem saratandı. Dilim diline uyar, her vakit güvenirem,
malımdı, servetimdi, o büyük bir vatandı. Sonra sana, onçı ay, sonra sana, kurbanım ahlakı va, sözü va, sonra sana. Kuşlarım dende kalı, yalğız bir yanda kalı, dünyada toy ettiysem gözüm he sende kalı. Yaşadı o kardeşim. Kimi kazdı etsem bu, dünyada toy ettiysem gözüm sende kalı. Vallahi bu şiir yazandan sonra ardıza bu horiyat geldi. Doğru. Kıssası neydi bu şiirin? Biraz onun üzerine istedim konuşalım. Yani bu gerçek sevan aşıklar iz bir zaman demezler sevda yalandı, sevdanın ahiri yoktu. Doğru. Ama gerçek sevan mücadele eder. Farhat Şirin'sin dağı deldi. Tamam. Mecnun Leyla'ysın diye. Tabii ki. Yani sağ şiirleri burada, hayaldandı. Burada ben onu kaz diyorum. Yani mesela gerçek sevan aşıklar, işte ben o aşıkım. Hiç dönmerem sözümden. Vazgeçmerem yarımdan, bildiysem saratandır. Güzel. Özü evli sen de. Ha, ben evliyim işte. Şiir, şehir olan insan her adamın devrine girebilir. Doğru. Bazı şiire ne olur? Tabii ki. Bazı şiire uşak olur, uşak üzerine yazar. Doğru. Bazı şiire aşık olur. Doğru. Bazı şiire baba olur. Peki hanımı hiç kıskanmır seni böyle şiirler yazanda? Yani deyir korkarsan başkasını kazdırır bu. Yok, hiçbir zaman kıskanmaz. Hiçbir zaman kıskanmaz. Özü anlayıptı bari yani. Yani sen hayalından da her şey yazsan zaten özün. Yani bazı şiirler olur sadece öz hayatlarından olan bir şey yazar. Ben. Sen hayatından yazmasan. Yazmam. Başkalarının hayatına yazsan. Başkalarının zaten yani olmuşların yazar. Olmuşların yani geçmişte olmuşlar ya da arkadaş arayerinde olan yani bir şey. Gelecek olmuşların da yazabilirler. Ya da gördüğü bir şeydi, ögüve çıkan bir şeydi. Öz bu da güzel bir şeydi ama bazıları da vardı mesela kendi hayatlarından alırlar şiirleri. Hayali çok şey sevmem. Hayali çok şey sevmesen. Hayalden biraz uzakım. Ben tabii bir şey, hakiki bir şey severim. Öz tabii ki, özü tabii bir şey daimin daha güzel olur, daha bir özel de olur okuduğu evet. Zaman. Peki sen o aileden bir şair, bir yani fenni olan bir kimseler var idi? Sen girende bu mecele yoksa sadece benim, sen tek isten. Hiç kimsem ne şairdi, ne ben çağırandı, ne alet çalandı. Ha yani hiç yoktu. Hiç yoktu. Özüm yazarım, şair demem. Özüm yazarım. Bir de ben müzikçiyenim. Doğru. Aynen vakte ork çalam. Ha yani ork da çalabilirsin aynı ork zamanda. Ork çalam, özüm lahn ederim, müzik yaparım. Güzel. Yani mesela bir söz beste var özüme aitti. Doğru. Değerli kardeşim Ahmet Vaciz'e verdim özün. Zaten çok çok meşhur oldu bu besteki. Zaten girdiğimiz zaman bütün sosyal medyaya seni görsem bayılam. O adı zaten. Hepsi yerlerde gördük özün ama bazı insanlar vardı gördükler zaman zannederler diyorlar Ahmet Vacit'ti yazanı ha. Ama yazanı sensen. Ha, bəli. Onun yazanı sözü mənə aitti, ləhni Aslan Bayatlı'ya aitti. Güzel. Buradan saygı salam özünə. O da değerli bir yazardı, aynı halda da müzikçiyandı. Aynen halda da mən çağıran güzel bir sesi de var. Güzel. Yani bir gün inşallah şey olduysa da onu da konağa ləginin. İnşallah. Mən yazdığım bir beste var, Ahmet verdim, özüm beklerim, toy etmerim. Hmm. Onun söz bestesi bana ait. Ha, güzel. En sevdiğim, tanılan, beni alem millet onunla tanıdı, o horiyattan tanıdı. O horiyatta Hazretim bu manisine koyayım. Ha, güzel. Yeret yanıma girerim. Yeret yanıma girerim, o da sağdı, güzel. Mendi, ruhtan yani doğrusu ben de bilmirdim bu sahnede. Ha, bak. Çünkü çok önemli bilmiyorum. Çünkü bazı kere andırdıkları zaman şer diyor ki yani Ahmet Vazit'in resmi olsun. Başka videolarda koyuyorlar özden yani hiç bilinmiyor sana aitti. İşte ses de baksan Ahmet Vazit'ti. Belaldi. İşte o horiyatlar bana aitti. Yer et yanıma girerim, ruhtan zanıma girerim. Güzel. Ya sen benim olsan ya da kanıma girerim. Millet çok benim oyuna tanıdı. Ha, zaten özü çok çok da meşhur oldu bu son dönemlerde. Yani görürük bütün sosyal medyada yani her ara girdiğimiz zaman bu şarkılar ögümüze çıkır. Ama işte dediğim ki başkaları okuduğu için bazı milletimiz bilmez tabii ki özünü. Tamam. Çünkü adı yazılmır. Tabii ki özü klipinde adı yazılı o ayrı bir meseledir. Ama klipe bakmadık o zaman. Mesela telefonlarda açtıklar zaman sayralarda ya da başka yerde. Yazıp, şey işte orada. Özü daimen şair. Mağdurdu. Çok mağdurdu. Koyduğun mukhridlerdi, kameramanlar bunlar daima mağdur oldular. Doğru. Zaten şimdi ekran karşısında bakanları zannederler sadece ikimizlik programda ama bizimden arkamızda vardı, yorulanlar çoktu da yani ben de görürüm arkadaşları. Yorulanlar, katsınlar, şey edirler. O kamera mukhridti.
Ama onlar mağdurdular her zaman. Doğru. Yani hiçbir zaman çıkmazlar. Biz ondan dair montaja kadar varmızdır bizim. Zannederler sadece bunca da iş eki. Ama hiçbir zaman bunca da bizim arkamızda çalışanlar çoktu. Aynen. Peki ilişki ne zaten şarkıcılardan yani? Mesela Ahmet Vaciz'den başkalarıyla alakaları ne durumda? Ben Ahmet'i yani 2 yıldır tanırım. Doğru. Ahmet'in sesini gerçekten sevdim ben. Birinci ben Ali Benne'ye koryat verirdim. Ha güzel. Benim hivayetim bas koryattı. Doğru. Çok koryat yazarım. Ali Benne'ye çok çok koryat vermişim. Bir koryatın diyeyim meşhurdu çok. Ali Benne her zaman okurdum. Bitiri yok alame. Hiç etmez. Tok alame. İçerim özüm yeri yazım da çok alame. Güzel yani bu da sana aitti. Bana aitti bu koryat. Güzel. Onun yanında da Yunus Tunçu'ya koryat verirdim. Doğru. Zamanında. İşte şimdi bu son dönemde Erken Arayışsın bir şarkı yaptım. Hangisi de o? Gevlümde kapısan. Gevlümde kapısan. Aşkımda yapısan. Doğru. Adıma tapısan olmazsan hiç. Maşallah sen. Bütün meşhur, bütün sosyal medyada partiyen şeyler sen yazdın sen. Güzel bir şeydi. Bir başka şarkı da yazmışım Ahmet için bu hafta yazacaktı. Benden o da partiyacaktı. Çok yani çok beşlen insanlar bu şarkını çok beşliler. Belki de kulağıma gelip gelmeyip benden gideni bir zaman oldu. Bildim ayrılık çekilmez yolda. Doğru doğru. Yani bu da çok meşhur olacaktı. Olacaktı. Bu da bir ayrılık üzerine yazdım. Yani alem çok dirsen aşka çok yakınsan. Ben özüm aşık bir insanım. Aşık bir insansın. Aşık bir insanım. Aşk nece diğer damarımızdadır, kanımızdadır. Aşık olmayan insan şiirine, işine bir şey yapabilmez. Doğru. Şimdi mesela sen burada sunucusun. Tabii. Aşıksan bir işe. Tabii ki o sevmek zaten. Seversen başka. Bu işi seversen tamam. Ama bazılar var sadece dediler sevmek dediği zaman sadece kızdan oğlan ara yerinde geçen bir şeydi. O hala sevmek anlamıydı. Ama her şey, her şeyin sevdası var. Mesela araba sevdası var, vatan sevdası vardı, iş sevdası vardı, hepsi şeyin sevdası vardı. Zaten bir insan bir şeyi sevmediyse başarılı eskiden olmaz. Eskiden bir hakikat var. Diyenler, nene çimin yer olmaz, Bağdat çimin diyar olmaz. Diyar olmaz, doğru. Yani yar dediğimiz zaman alem her şey sevdiği kızı yar anlar. Doğru. Ama eskiden ondan eski bir bizde cümle var. Nene çimin yer olmaz. Nene kim yer olmaz, ha. Güzel. Peki bazı şairler de yakın, çok çıktıkan şairime dediler Cüneyt bizim şairlerimiz Çağlar'ı. 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 Büyük bir kelimeydi. Büyük bir kelimeydi. Ha. Adı vermem tabii ki asla. Çünkü hepsi bizim arkadaşlarımızdı, saygıyla duyar gözlerine. Ki zaten bazıları ihtimal sağlıdır arkadaşlar o da. Bale. O da ayrı bir meseleydi. Bu konuyla ilgili ne demeği vardı bizlere? Vallahi bu çalmak meselesi bilsen neydi? Bir denenin burnu ulaşmadıysa o ete diye kokuptur. Tabii. Olabilir Cüneyd'e ulaşmır. Cüneyd yazdığına ulaşmır. Ben hiçbir zaman dememişim ben şaire. Bes benim çimin yazabilmez. Sağ kimi yazabilmez. Yazabilmez benim çim. Ulaşmasa bana ne der? Arkamdan kırar. Yarın diğer çağları, öbür gün gider diğer beli eder, öbür gün diğer beli eder. Çok ihtiyadidir. Nakd olmayan insan başarılı olmaz. Fâşildi. Tabii. Başarısız bir insandır. Femen bu şeyden çok fakir ederim. Her zaman nakd etsiler mani. Şeflendim çünkü ben ulaştım. Arapça bir şey var diğer el şacar el musmira. Doğru. Tamam yoksa yok. İşte yani bu koyha belediyesler ihtiyacı bir şeydi. Cüneyt yazdığın da her zaman idealerde diri. Her yaşın öğünde zaten. Her yaşın da öğünde adı. Tamam yoksa yok. Gatmams itibat. Tabii öz zaten birisinin itibatı varsa gelsin göstersin. Cüneyt fikre iyice dedir. Fikre iyice dedir. Kim sen taklit etmirəm. Mani taklit eden onca var, onca var. Bəs mən yerimde oturmuşam, bir sənə edirəm. Mənim çıfa xırdı, qaydı yoxdur. Bir iki dənə qoymam ki, çıxsın orta yerə. Doğru. Gerə mən belə deyim, tecrü edim özlərin. Yani önemli olan onlara boyun əgməməkdir məncə. Çünkü boyun əgdiği o zaman anında ne derler? Başları böyük oldu. Başları böyük oldu. Deyir bax. Diğerler de başarısız bir insandı. Diğerler etraf etti böyle bir şey yaptığını. Ya bunun için... Cüneyt yazdıkların hepsi orta yerdeydi. Cüneyt'in ustadı malumdi, yeri malumdi, memleketi malumdi, oturduğu yer malumdi. Ya her şey malum tam orta yerde. Cüneyt kültürlü bir insandı. Zaten öz insan gerek kim kültürlü bir insan olsun. Ya yani hatta yani sadece şiir dünyasına değil, bütün her şeye girdiği zaman gerek kim kültürlüyle girsin. Oturduğunu, kalkmağını, kalktığı insanlar, oturduğu insanlar.
Gittiği yerler, gittiği mekanlar, doğru, hepsi malumdu. O meşhur olmak da o ayında dersin sen? Hayatta hiç düşünmedim de. Hiç haz etmem de kameranın önünde çıkım yani eğlencelerde. Biraz özüm uzak çekerim. Yani utanmam da bir kere. Mende utanmak da var. Utanmak da var sende? Utanmak mende çok var. Ha, güzel. Peki maddiyen diyeğen bu şiirlerden kazancı vardı? Benim rızkım hiç bunun üzerine de, hiç bunun üzerine de olmaz. Çok sanatçılar var geldiler bana dediler. Filan bestane vermem ki. Yani acayip bir para teklif ettiler bana. Doğru. Yani çok acayip bir paralar teklif olundum ben. Biz bir şarkı sözü verim özüne. Etmem ben bu şeyi. Ben milletimin hizmetçileriyim. Milletimi sevmiyorsam. Hizmetindeyim. Bütün sanatçılara ben hizmet ederim. Her çeşe veririm. Kim isterse veririm özüne. Yani normal bir şeydi. Bes ben hiç bunun o ayında değilim. Hiç bunu yazıram. Öz edebiyat sevdiğim, seven bir insanım. Xoriyat seven bir insanım. İsterim edebiyatı öcet alım. Zaten özü edebiyat... Özü neçede ne kalmış o orta yerde? Elden sayılı. Saysak yenici çıkanlardan ben sana 4 tane, 5 tane sayabilirim. Han böyle iyi kalem, iyi kalem han. Yok yok, sadece onlar ha böyle yazılır yani meşhur olmak o ayında adlar. Taklit bir şey, hepsi sosyal medyanın o ayında adlar. Alı bu videonu beni paylaşın, beni paylaşın, beni paylaşın. Doğru, çok yanlış benim bir şeydi. Benim sadece bir tek, özümün bir tek safham var. Bas o safhaydı yani, ayrı bir şeyim de yoktu. Güzel. Özler benden seçerler, paylaşırlar. Doğru. O zaman bir şiir daha alakın senden. Alakın, ne diyeyim bak. Bir şiirim var. Çok meşhurdu. Hangisi de o? Aynen Ahmet'in ağzından eşitip sen özünü indi. O zaman sağ ağzından eşitlerim. Sahabının ağzından eşitlerim. Bugün benim ağzımdan eşiteceksin. Güzel. İsterim bir kız sevim. Güzel. İsterim bir kız sevim olmasın hiç kimsesi. Ocakta bir tek olsun ben oğlum beslemesi. Bahar havası kimin serin olsun nefesi. Axtarıram tapmıram tek başıma. Dalmışam beğenmez hiç kimseni. Gevlimle saç kalmışam. İsterim bir kız sevim, nene babadan yetim. Şirin dili emretsin her ne desem ben yedim. Dediyse dur duraram, dediyse de ged yedim. Axtarıram tapmıram, tek başıma dalmışam. Beğenmez hiç kimseni, gevlimle saç kalmışam. İsterim bir kız sevim, mektep üzü görmesin. Kaşına kalem çekim, elden uğrum sürmesin. Bizim neneler kimin başta görüm hörmesin. Axtarıram tapmıram. Tek başıma dalmışam. Beğenmez hiç kimseni. Gevlimle saç kalmışam. Yaşadı o kardeşim. Ağzına sağlık. Kimdi bu sen bir kız sevesen? Ha bu... yani bir tane geldi bana. Dedi abi isterim bir kız sevim. Kimsesi olmasın. Dedim ne şey? Dedi bir tane adakladım. Bir tane sıktı bana, dili beş karışıydı. Doğru. Hiç tefahüm edebilmedim, özünden ayrıldık. Kızı da seviyorum ben. Yani bence bu konuda bir senadı, sadece yani birisi evlendikler zaman sadece arvattan kişi arayarında ne olduysa kendi aralarında halletsinler. Yani baba olsun, bacı olsun, kardeş olsun, gerek yok bunlar hiçbiri burada ben karışmazlar. Hepsini vasf ederim. İsterim bir kız seviyorum, meşte bizi görmesin, meştebe de gitmesin. Yok yanlış da burada. Öz bel istedim benden. Öz bel istedim. Dedi istemiyorum ne kuleye geçsin, ne meştebe geçsin. Hiçbir şey istemiyorum ama bu kızdan. Bes, ha. Karşına ben kalem çekeyim, istemiyorum salonda görmesin. Güzel. Elden ben vurum sürmesin. Ama öyle bir kız yoktu. Yani ne saçın boyatsın, ne saçın atsın. Başta görüm hörmesin. İşte özüm de cevap veririm. Direm aktarırım. Tapmıram, tek başıma dalmışam. Beğenmez hiç kimsen, gevlimden saç kalmışam. Yani özüne ait sadece bir kişi istiyor. Ama tapmıra da yani, gevliden saç kalıp. İnşallah da tapar bu İnşallah. Şey, kesin yakın arkadaşlardan birisiydi bu. İşte bir de neydi, bir... Yani arkadaşım biri geldi bana bir böyle şey dedim gözümle. Bunu takriben çi ile yakın yazmışam. Güzel bir şeydi. Yenge yani. Yani arkadaşları için de yazmağı, çünkü arkadaşı o ihtimal o şiire yazdı o özü içsen. Müstakbelde yani bakar dinler özden diğer ayabağımın belaydım, nestirdim, ne oldu, ne olacağım. Aynen, aynen. Güzel bir şey. Böyle bir şeyler ben çok yazarım. Doğru. Peki bir insan mesela, şair ise öz özünü tatvir etmek için neler ister? Öz özünü tatvir etmek için okumak çok. Okumak. Ha, okumak yani... Kitap okumak? Kitap okumak. Yani şart değil ki ben gidip koriyatı okuyayım, aynı onun için mi yazayım? Doğru. Galat. Tamam, o koriyatı oku, onun fikrasını aparma, onun kelimesini aparma. Ama bak nece yazıptı, ne kelimeler kullanıptı.
Önemli de. Bunlar mühim de ha, bunları alış ondan. Ama sen git makale oku. Sen okusan sürekli? Böyle ben sürekli okuram. Güzel. Ben her zaman okuram. Her zaman benim bir saatim, iki saatim kitaba aitti. Bu fikirler, bu kelimeler her zaman. Hepsi kitaptandı. Özger hakim edebi insan diyagın. Ger hakim afkarı daha fazla muassa olsun, daha fazla açık olsun. Aynen. Çünkü açık olduğu zaman bir şeyi düşünende, mesela bir şey ele alanda bir canıptan bakmaz özüne, bir taraftan bakmaz özüne, dört bir taraftan bakar özüne. Gerek kim böyle olsun ama bizim bazılar vardı çok kitap okumadıkları için, yani kafaları çok olmadığı için bir şey yaptıkları zaman tek bir taraftan bakırlar. Bu çok yanlış bir şeydi. Gerek kim dört bir taraftan aslar bir şeyi, özüzlerini daha fazla tatür etsin bence. Belen. Şimdi bir kısa bir ara verelim, sonradan tekrar devam ederek. Evet değerli izleyiciler, şimdi kısa bir aramız vardı, tekrardan sizlerin karşısında olacağız. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerin karşısındayız. Tekrardan girelim konularımıza. Biraz istirham Horiyet üzerine konuşalım. Horiyet'ten senin o ilişki ne durumda adı? Vallahi benim özü en çok meylim Horiyet'e adı. Alıştıran sen kim miydi Horiyet'te? Nazım Kebapçıoğlu. Nazım Kebapçıoğlu. Aynı onun içiminde. Yani mühavele ederim öz içimin yazım. Doğru zaten de dedi bu. Horiyetler hepsi bağlamadı. Hepsi bağlamadı. Hepsi bağlamadı. Güzel. Mumayyez bir kafiyeler seçer. Yani çok seviyorsun Horiyet'i. Çok severim. Onun Horiyetlerinin aşıkıyım ben. Ha güzel. O zaman Horiyetlerden biraz o kısa o bizim için. Ne demek? Ne demek? Tekrardan devam ederiz konumuza. İnşallah. Birik bine de carık. Biz dostları öcerik, düşmanların başını büyük taştan döcerik, torpaktan yaradıldık, torpağa başa gerik. Yaşadı bu. Ölüsen bildim seni, zahmet dirildim seni, hayatımı paçladım, her yerden sildim seni. Kakandalar, meclisten. Kakandalar. Kakandalar, ettik o cevap da baş ve kakandalar. Kapanım, kapaylarım. Kapanım, derdi uçla üstüme, ağır olsun. Kapanım, gevlüm mezzete koydu. Oldu kapış, kapanım, herkese kalbim açık. Bes sen uçsun, kapanım, Hazret Zeynep dergi sen ayağıma kapanım. Şadı uf. Çok ettim havar havar, gam gelse keyfim kavar. Kimseye minnetim yok, kaşlarım gözüme var. Sen dedi o git gitmedim. Çok dert verdi o. Bitmedim. Seni cevilden sevdim. Vallahi küfür etmedim. Cevlu da çin. Kaldırma. Cevlu da çin. Her gözüme bakandım. Aynarım cevlu da çin. Sen iste sizde kallam. Yok bir gün. Yüzde kallam. Öperem kucaklarım. Verdiğim sözde kallam. Sen iste sarhoş gellem. Bas kafası boş gellem, ister çefli, ister gellem çefli men, ister derde tuş gellem. Sen iste gece gellem, hiç sorma, nece gellem, korkma gezleşmerim, birden sayı üçe gellem. Yaşadım. Çok etme havar gellem, zaymaram, kavar gellem, bas sen selesanım ama atlanlam duvar gellem, tüncüllem duvar gellem, yıkarım duvar gellem. Sen iste gündüz gellem. Yolum billem düz gellem. Hiç dönmerem sözümden. Size yüzde yüz gellem. Yarımca yar. Her sözden. Yarımca yar. Biz bugüne kalmazdık sevseydi yarımca yar. Bu kaya ne kayadı? Dost belime dayadı. Calin verek el ele. Satla dağın. O yağdı. Üzağım. Olaşıptı üze gam. Vefalıya can veririm. Vefasızdan uzağım. Başım üskek yaşarım. Ben her yerde uzağım. Özüm öcüm. Görürüm. Özüm öcüm. Köprü beslemesiyem. Düşman beslemesiyem. İstemez özüm öcüm. İçten gülüm. Kuparttım. İçten gülüm. Al başımdan sevdavı. Koy bir gün içten gülüm. Bir de geri. Dönağın bir de geri, eyliğeden adamın kalmayıp bir de geri.
yaşadı kardeşim. Ağzına sağlık. Ben gerçekten çok güzel koryatlar da yazıpsan. Sen de yaşa. Milletimiz çokluk şiirler seviyorlar yoksa koryatlar seviyorlar. Sen nece görsen özde? Vallahi ben çok koryat yazdığıma hissederim çok koryat seviyorlar. Koryat seviyorlar. Ola bile mesela şiir yazan adam hisseder alem şiir seviyorum. Doğru. Yani çokluk yani, hem şiir de yazarım. Hem koryat yazarım. Gazel yazarım. Şiirin enva'ını yazarım. Şiirin yani bütün türlüsünü yazarım. Doğru. 7'li olsun, 8 olsun, 9, 10, 12, ama koryat görsen daha fazla abi genelde. Ben koryat çok severim. Bunun sebebi nedir acaba? Milletimiz koryat. Yani koryata daha fazla bağımlıdır görürüm koryat ben. Her yerde uzak eder. Uzak eder. Her yerde. Oturup sen mecliste bir koryat selakinden 10 şiire mukabildir. Doğru. Koryatın cevabı da var akır. Ben ece. Cevabını alasan. Cevabını veresen. Güzel. Yani orta yerde münakaşalar oluyor. Doğru. Ama bazı da göremen dualar oluyor. Ha, yok, sadece ben şeyler oluyor. Şeylerden yani çok irağım. Doğru. Yani ben bir koryatta yoğrunum. Ben bir koryat bir haftada yazırım. Bir ayda yazırım. Koryat tavar bir günde yazarım. Doğru. Koryat tavar bir dakikada yazarım. Bas ben koryatta yoğrunum. Ha güzel. Başın, ahirin, evvelin, ortasın, vaznin, kafiyasın. Cahil hepsini oturdum. Hatta verdiğim adam... Verdiğim sen açar okuduysa ağzında rahat olsun o koryat. Tabii. Bilsin nagami yazılıptı bu kelimet. Doğru. Hassiyetsin yine o koryat dadı var. Eşidenin kulağına hoş gelsin bu koryat. Ben olmaz onu oturum mukabelede diyeyim. Tabii. Kanşar. Haz etmem. Doğru. Bazı da var yani koryatları o da kadar çıkardılar. O da bir kabiliyet de aynen. Ha, o da bir kabiliyet ama yani adamlar onu sever. Adamlar yok böyle bir koryat sever. Ben bir koryat yazarım. Tarih. Bütün alamın beyninde kalsın. Doğru. Bir koryat diyersen, insan bana diyersen, çünkü bu koryat çok meşhur dedi o benim bilgimden. Aynen. Filan koryat. Yazarım tarih. Let tarih yazarım. Yani sen tarihi düşünsen. Bir günlük düşünsen, yazmadan. Bir günlük yazmadan. Ben yarın istedim bir kitap koyayım ortaya. Mukabeleyden koymam o kitabı ortaya. Yazdığım koryattan. Güzel. Yorundığım koryatlardan divan andırım. Güzel bir şeydi bu. Yani özü tat üretmek koryatta. Ve koryat da çok önemlidir bence. Çoğunlukla koryatlarımız bizim haralarda değildi. Koryatlar her yerde. Koryatlar manada değildi. Güzel. Koryatlar eğlencelerde değildi. Koryat toyda değildi. Koryat her yerde değildi. Ama sen bir toya gidipsen o toyda en çok yani mesela ben gittiysem ki Arif Hafle diyeğen. Ha. İyiydi. Sonuzu diyeğen. Geçsem orada ben 3 koryat 4 koryat gelin çöreçen üzerine okuyabildim. 3 gençler üzerine 3 koryat okuyabildim. Şiir okuyabildim. O kadar vakit yoktu. Alem gelmeyeyim bana baksın. Alem gelip gelin çöreçene baksın. Aynen. 13 koryat daha fazla. Koryat çok önemliydi. Güzel bir şeydi. Yani koryatı sevmekler milletimizi. Özde zaten bizim görmemde bütün düşman gençleri koryata da çok fazla yakındılar. Çok koryata yakındılar. Yani yakındılar. Daha fazla özlerini görürler. Koryat da yazmak. Zahmet bir şey daha, sen böyle bakma 4 satırdı, 28 hecadı. Doğru. İyiydi. Çok zahmetti, bir mevzuya kamilsen, yığıştırıpsan, 4 satır edipsen. Ama sen şiir yazmışam ben, 3 perradı. İyiydi, takriben 40-50 sıradı bende satırdı. Doğru. İyiydi, bas aynı mevzu. Bas ben bir huriyetten kamil. Kısar etsin özden. Anlasan ne dedin? Ha, güzel. Peki sen egilencelere yakınsan, çok gidesin egilencelere? Vallahi çok gitmem. Ama ben her zaman Ahmet'in yanındayım. Ahmet Aziz. Ahmet hara gitti, ben özü denem. Ahmet bensiz bir yere çıkmaz. Yani ikimiz bir yerde. Yani biz takriben koy, yani böyle diyelim, millet bizi bir senede tanıdı. Ben de Ahmet'i bir yerde tanıdı. İkimiz bir yerde. Bir yerde çıktı orta yere. Yani birbirimize desteksiz diyelim. Çok. Yani neze diyer, ben Ahmet'im Ahmet mendi. Abelayık. Ha. Yani güzel. O bir yere bensiz gitmez, ben bir yere Ahmet'siz gitmem. Güzel. Peki bazı... Yani hatta bazı programlar da oldu. Yani bu yakınlıkta da, hatta Beyram'da da oldu. Aynen, gördüm zaten bir yerde. Diyelim ki bir yerde getiririk, bir yerde uyusuz. Billik, niyetsiz, niyetmişsiz. Yani bilirler, ben ayrı kimseyle gitmem, Ahmet'le giderim. Ahmet de kimseyle gitmez, ha. Kimseyle gitmez, ben... O zaten uyuşmak meselesiydi. Yani bazı insanlar vardı, birisiyle uyuşabilmezler. Ama bazı vardı... Uyuşarlar. Adam var öz yaşı oldu uyuşabilmezsen özde. Ahmet benden tekriben 10 yıl uşaktı daha fazla. 10 yıl uşaktı. Ama uyuşmak önemli. Ama uyuşmuşuk. O beni anlar, ben onu anlarım. Yani ben bazı şeyler
böyüklük ederim üzerine. Ben bir kere öz yaşı şey ederim üzerine. Doğru. Ha böyle yani anlaşmaktım o zaten içinde. Güzel. Peki arkadaşlığı ne de görsen şu anda? Vallahi arkadaşlık %90 maslahat. %90 maslahat. Kimse kimsenin iyiliği için istemir. Her şey ister çift için. Zaman kaybetmek için. Maslahat için. Maalesef. Sayıra var, arkadaş olan. Para sayıra var, olmaz, ha. Arkadaş olan. Meşhursan, arkadaş olan. Meşhur değilsen arkadaş ol değilim. Zenginsen arkadaş mı? Değilsen giderim başka isimle arkadaşlık ederim. Ama bence sadece para, sayra ya da mal hiçbir şey arkadaşlığın yanında gerekim durmasın. Çünkü birisiyle arkadaş olduğu zaman gerekim o arkadaş hem dar günde yanında olasan hem hoş günde yanında olasan. Ama bunları sadece görürüm ben sadece hoş günde, eğlence için birbirlerinin yanlarında olur. Keyifsin sadece. Ama zor günde baksan etrafına istediği insanlar o ki böyle 24 saat sene ödeneydiler. Maalesef onları gitti zor günde tapmayacaksın yanında. Bu çok yanlış bir şeydi. Gerek arkadaşın yanında her zaman durasan, her ne ihtiyacı olduğu zaman onun yanında olasın, destek de olasın daha fazla özden. İşte maalesef bu şeyi bilmirler. Ama yani bazı var anlamayıp hele hayatı. Yani inşallah düştüğü günden sonra anlar inne o arkadaş nerede. Bas her insan, her adam edebile özsü elli arkadaş tutsun. Bas iki dostun bir tek dost olsun. Hayat boyu kalsın ama. Dost mühimdir bizde. Arkadaş her adam tutabilir. Bas mühim bir dost olsun. Hoşu, turşu, yağışı, yeğle, güneşi, ayı. Her şey olsun. Maalesef şu anda yani sırrı kalmıyor olsun, bir şey. Sırrı olsun, sırrı kaldırsın. Sırrı çıkartmasın. Eğer yazdım. Sır değilse yok. Şu anda hiç kimseye sır değilmez. Özümüzden sapmışık. Özümüzden. Hak sırrımız ne bile çıkmasa özümüzden. Neşad bu kardeşim. Zaten özü görürüm şu anda kimse kimseye sır diyemir çünkü birisi birisine sır dediği zaman bakır o bir kerkü ya da bütün Irak bildi o sırrı sana. Az kalıp da internette yazsın i̇şte, sırrı. İşte. Ya maalesef böyle insanlar var dünyada ama aynı zamanda da iyi insanlar da vardı. Onlar da unutmayarak. Tabii ki, çünkü tabii ki. Biz dedik %90. Bizde 90 zaten o %10'u her zaman %10 mevcuttu. İyi adam var bizde. İyi sanatçılar var bizde, iyi şair var bizde. Aynen. Yani iyi dost var bizde, iyi arkadaş var bizde. Her şeyin iyisi de var, harabı da var. Bas ama harabı çoktur. Aynen. Hayat boyu... Biz daima iyileri örnek alalım. Tabii. Harabalar örnek alalım. Mesela diyelim, Ustad Mumin iyi oğlandı. Ben demeyeyim mesela, filan iyi harabalandı. Yok. Ya da maslahçı bir insandı. Ben iyi adamı getiririm orta yerde örnek veririm. Alem bana baksın. Yok filan harabalandı tırıp baktı. Alem hapishanede onun üzerine. Yok bir iyi adamı ver. Koçum sen varsın üzerine. Ne ona gaybet olur. Ha, ne alam bunu kırar. Hem biz bunun iyiliğinden kazandık. Aynen. Hem onun haraplığını haçer etmeyerek alam haraplığı örneceksin. Değil mi? İyi adamların adını getiren orta yerde. Doğru. Yani bazı dostluklar da vardı. Bakarsan kardeşten bile daha fazla yakındı sana. Yani biz gerekim seçtiğimiz zaman bir insanı hayatımıza girecek, arkadaş olacak gözüyle. Gerekim onun hepsi tarafını düşünerek, iyi tarafını düşünerek. Yani sadece bu dünyada keyif yoktu. Hayatın o günde sağlık zorluklar çıkacaktı, zorluklar çıkacaktı. Onun ne şeklinde yenebilesen, o arkadaş acaba savunan duracaktı o zor günü de yoksa yavda kalmayacaktı. Ki zaten denemek de bence bir insan o arkadaşı bilir nancalıktı. Nanca kıymet verir sana diyarın. Adam düştüyse işte bunlar anlar. Yani ben hamdolsun. Zaten özü bütün düşmanlardan ders alır insan. Gördüğüm şeylerden hepsinden ders almışım. Güzel. Peki rayon adı o büyük şehirlerde diyagın küçük şehirleri bazılarını nakdedirler, küçümsürler özlerini. Yani onların yanında olmak yerine onların tam karşısında dururlar. Onlar o büyük şehirler ad vermeyagın buradan saygı tabii, salam özlerine. Yok, yanlış anlamazlar bizi yani bazılar mı diyelim. Bazılardan biz. Onlar daimen özlerini gördüler orta yerde. Daimen özlerini gördüler orta yerde dediler hep biz bizdik daha bizden oyan gelmek. Doğru. Biz 2020'deyiz efendi. 2020'deyiz. Yoktu gelmez. Biz de tavır üzerindeyiz. Sen iki dolge baktım ben biraz ulaştım. Gel benim elimden tut. Sele daha fazla ulaştırma beni. Yok beni kır. Doğru. Ne kırsan? Ne girer elva? Sen üskekte sen üskeklikten düşmezsen ho. Belakis. İki dolge beni. Asıl düşmezsen zaten. İki dolge beni ulaştır. Ben de senden üskeke gelerek. Ben deyim bu kedvamdı. Bu benim ustadımdı.
Yani ger hakim olar bence gençlerin yanında ellerinden tutsular, alıştırsalar özlerin. Gel kardeşim, oğlum, sen burada yanlışlık yapıp sen. Gel bu yanlışlık etme gene. Gel doğrulu özün. Bunu belele, bunu belele. Bence de ger hakim büyüklerimiz ger hakim böyle etseler. Yani büyük ise o büyüklüğü bileceksen. Yani sadece büyük olduğu diye hapsi insanları küçümsemeyeceksen. Ki bazı küçükler vardı. İhtimal o sana büyüklüğünden de daha fazla bilgi vardı. İhtimal o küçükten bilgi kazanırsan. Olabilir. Olabilen iş yok. Doğru. Yani gerek kim büyüklerimize yani, oldu diye yani gençlerin yanında olsunlar bence. Büyüklerimiz her zaman yani bir gencin yanında olsunlar. Daimen yani gurur, tekabburluk kimseye çıkılmaz. Doğru. Yani, zaten bu dünya kimseye kalmaz. Yani bak ben bu yaştayım. Eydi, benim uşak geldi 13 yaşında, 13 yaşında. Mesiz atalar benim için. Abi, benim için bir huriyet selefiyle üzerine koyma. Küçük adam olmam. Cebimden çıkar huriyet. Biraz vaktim veririm oğlan için. Onun gevli hoş oğlu. Güzel bir şey. Diğer abim vaktinde bana bunu böyle yetim. Ben onun gözünde büyük oldum. Ben kimi hiç tekabırlık edeyim? Bu dünya kime kaldı? Peygamberlere kalmadı. Doğru yani. Büyük adamlara kalmadı. Yani adam elinden geldiği kadar iyilik etsin. Zaten bu, zaten bu dünyada sadece iyilik kalacak sen olsun. Ben şimdi nece her zaman otururum. Mesela filan ocağını met ederim. Filan ocağını met ederim. Filan ocağını met ederim. Mesela Nazım Çabatçı. İbrahim Koryalı. Ya yavda oğlu bunlar onun hiç adlarını getirdi. Yanımdadırlar. Fakir etsene bunlar. Ben yenge kıkından bunlar yanımdaydılar. Her zaman bana hemen sevmiyorlar. Aslında da yavdudan da çıkmaz bunlar. Hiç zaman. Ben indi bir koryet yazım. Dayı Nazım'a gönderdim. Dayı bunu yazmışım bir gün. Nece? Cüneyt Getman doğalı bana. Gele böyle şey yazdım. Aç yazdı. Normal bir şeydi. Benim için fakirdi. Bir alıştırırım hani. Alıştırırsan yanlış o diyor sana. Ha, o gün yazdım. Dürü Cüneyt iyi olupsan. Güzel bir müstehoya ulaşıpsan, hamdolsun, ulaştı o, bana dedi. Hamdolsun. Yani, ben çok özümü büyük gördüm bunu diyen de bana. Eğer eşitip de, innehu el altından çıkan bir oğlan, bir böyle yere ulaştı. Güzel. Öz de fakir eder. Ve yani o birisilerde, yani bunları da unutmayayım ben hiçbir zaman. İbrahim Koryalı bana yardımcı oldu çok. Ya da oldu. Ustad Faruk Fayık Çöpürlü yardımcı oldu bana. Doğru yani bak Türkçe asla unutulmaz da o Muhammed Duzlu. Aynı her kaşında öğünde değiller bu hakikat. Yani, ama yani birisi karşısında olduysa ama onun da karşısında olmağı da değil aynı zamanda. Ya yani mesela geçse birisi bir büyük şair yanına diyağın karşısında olduysa o insanın, o gencin ihtimal o gidecekti. Bütün insanlar yanında o büyük şair kıracaktı. Ha. Belen. Yani daima gerek kim eylik edesen bu dünyada. Yani eylik edesen taşarı da çıkar eylik edesen. Ustad Moyad'ı unutmayan Ustad Moyad. Moyad Boyaqçı. Doğru. Çok değerli bir yazardı, bir şairdi. Yani ben onun her zaman huriyatlarını eşitlerim. Çok başka bir şeyler yazar. Güzel. Yani giderim de yanına, hiçbir zaman ben döndürmez. Ya Cüneyt Bağım'ı oku ne yazıpsan. Bunu doğrulamında işle. Aynen Ustad Nazım'ın şeyi ne der bana. Öz doğrulamaz. Doğru. Git bunu işle. Bunu işle, bunu işle. Güzel bir şeydi. Ben çok memnunum. Bir tek harf senden alışsam. O bir ozalarda temenni ederim o büyük şairlerde, büyük edebiyatçılarda böyle olsunlar. Şimdi senin üzerine tekabburluk atmazlar. Aynen inşallah da böyle olurlar. İnşallah. İnşallah da bütün gençlerin yanında olurlar. Çünkü gerçekten gençlerin ihtiyacları vardı onların yanında olmağa. Çünkü çok yanlışlıklar görürüm ben yani edebiyat ben, dünyasında olurlar. Ben hele tamam ulaşmamışam. Doğru. Yani ben aynen özümü her zaman talebe sayarım indi. Bes benim yanıma bir yenci hanlar gelirler. Doğru. Abi sen çok güzel huriyetler yazsan, çok seviyorum. Bunlar nece yazsan? Adamlar istir alışsın. Benim mesaj geldi. Yazıptı. Direm özden bunu beleyle, bunu beleyle. Alıştıram özden. Güzel. Burada galet edip sen, ha bu burada kullanılmaz. Sen burada vakit meselesi var. Sen burada maliden selaysan. Biz burada hazırdayız. Güzel. Bunların hepsini alıştıram özlerine. Memnun oldum benden. 10 dakika vaktimden aldı. Bir sereç vaktimden aldı. Sadece yol gösterdi o yüzden. Benim size bir fakirdi. O beni iyi bildi geldi yanıma. Beled yoksa yok. Tabii. Başkasını sesmedi, bana sesli geldi. Ben mafudundan yardım edeyim. Diğer git bana da bu da yazıp sen. Yok, hiç böyle derim. Oğlan bana mı havale eder, haz eder yazsın. Ben yardımcı olam. Onun yanında olam. Ben fakir ederim benim için 10 tane çıksın ortaya. Aynen. Ehtimalsan... İnşallah da çıkar. Benim elim altından çıkanlar da var. İnşallah. Çıkardanım özlerini inşallah. İnşallah. Yani bazı vardı yani kırdığı zaman öyle bir şekilde kırdı da yani o insan eğer yazda bilirse de vazgeçecek o yazmaktan sonra. Bilmem nece kırılar, bir sene nece kırılar bir herkizdi. Bu onun için çağlı, bu onun huriyatındır, bu onun şiirindir. Böyle kırırı.
nefsiyatı üstlendirsin. Bilmiri ne zıkırsın yani ne zıkıracaktı seni. Doğru. Diğer sakat bir şey yazıpsan sakat bir şey dahi. Maalesef. Ha. Ve buradan saygı salamım özlerine, çübele, haçatlar, selaşırlar. Bir koriyette yazdım üzerlerine vaktinde. Bilbillerin sesi var. Güllerde havası var. Arkamızdan konuşan. Arkamızdan konuşan. Billem her gün yası var. Arkamızdan konuşan. Ha. Billem her gün yası var. Sağırın koyun gelsin bakalım bizde nesi var. Böyle. Koriyatların mal oğlu. Çok kimseye. Dal oğlu, hak oyucun da Hitler'di. Beni görse lal oğlu. İnşallah. Gerçekten bunu da çok güzel bir şekilde yazmışsın. İnşallah daha böyle şeylerden uzak kalırlar. Şimdi, İnşallah. Böyle, şimdi de bir klipi izleyelim, görelim. Tekrardan devam edelim. İnşallah. Evet yani. Değerli izleyiciler, şimdi klipi izleyelim. Tekrardan sizlerin karşısında olacağız. Sevmek dinge olsaydı bütün yere vurardım. Sevmek savaş olsaydı çok başları kırardım. Sevmek haram olsaydı inan seni sevmezdim. Dilimi de keserdim sevdi adın demezdim. Sevmek cadı olsaydı falçılara giderdim. En büyük sehirlere mene adua ederdim. Sevmek yalan olsaydı sevmek asan olsaydı Farahat dağı delmezdi. Sevda keyfim olsaydı kapımdan da geçmezdi. Sevmek içki olsaydı her gün seni içerdim. Sevmek içki olsaydı her gün seni içerdim. Tutardım bar yolunu her şeyden vazgeçerdim. Sevmek zehir olsaydı ben balıma katardım. Çölde çadır kurardım kuru yerde yatardım. Sevmek Kabe olsaydı sevmek Kabe olsaydı her gün giderdim haca. Tutardım yar elini kurardım toy eğlence. Sevmek ölüm olsaydı sevmek ölüm olsaydı birinci ben ölerdim. Terç ederdim hayatı kalbim çiye bölerdim. Terç ederdim hayatı kalbim çiye bölerdim. Evet değerli izleyiciler izledik gördük klipi tekrardan sizlerin karşısındayız. Gerçekten güzel, ellerinize sağlık, ağzınıza da sağlık. Gerçekten çok güzel bir şekildeydi. Klipi zaten seyircilerimiz de izledi. Valla yani basit bir şekildeydi. Bir arkadaş, İbo İbrahim Ali, armağan etti bana özün. Yani gittim orada stüdyosunda. Evde? Ha evdeydi yani basit zaten bir şeydi. Zaten özü misafir miydi İbrahim? Gerçekten çok kabiliyetli bir gençti. Ve ben desteklerim özün. Zaten o günlükte pazarda gördüm özün. Dedim şu anda ne yapsam dedi piyano alıp çalmaya başladım. Sıram özüm daha fazla tatür edim. Gerçekten güzel bir şeydi. Güzel yetenekli bir oğlandı. Maliye girdi yani geleceği ben görüyorum çok parlak bir genç olacaktı. Kültürlü bir adamdı, kültürlü bir gençti. İyi bir insandı. İyi bir insandı, sözünün hakikatini bilen bir insandı. Aynen başarılı yani çok severim özün ben. Her zaman da yanındayım. Her zaman da arkasındayım. Aynen. Peki şer dünyasında sen şu ana kadar bir şeyler olup da hiç unutmayıp sen özün bir mevkuf olup da 2004'te bir festival yaptılar Altın Köprü'de. Doğru. Yani bildiler innehum ben şiire horiyata çok yakınım yazıram bir böyle şeyler. Doğru. 2004 senesinde. Çağırdılar ben oraya. Gittim oraya. İstirem horiye diyeyim. Böyle baktım bu büyük adamlar oturmuşlar. Çok utandım diye bilmeden dilim tutuldu. Diye tutuldu. İstirem bir şey diyeyim, üç kere çapkın çaldılar bana. İstirem diyeyim diye bilmedim. Daha İbrahim Koryal geldi yanıma dedi ne acun dedim. Dedim abi istirem diyeyim diye bilmeden dilim tutuldu. Hmm. Dedi alıp biraz su iç, biraz su içtim çıkarıya dedim. Bir de üç kere dört kere çapkından bana dediler. Doğru. Yani asla unutmasın. O mokum hiç yadından çıkmıyor. Doğru, her insanın hayatında zaten bir mokuf oğlu. Asla yadından çıkmaz o mokufa ki ama mokuf da güzel bir şeydi. Her vakit düşünesen diyesen böyle bir şey geçti benim hayatımdan, böyle şeyler yapıldı. Ehtimalle binlerce mokuflar oldu. Çok yani. Olup işte bazı şeyler var bakarsan insanın fikrine gelir, bazı şeyler gelmez. Aynen. Yani bu insanlar insana da fark eder tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Şu anda istiren bir şiir daha alalım senden. Gözünle. Vaktimiz çünkü geldikçe kısıtlandı. Ne demek? Konular da çok çok konuşulacak. Son yazdığım bir parça. Meyen var. Bu da bir nevi şiirdi. Doğru.
Eydi bunu arman. Ben nerede? Ha, indi o anı, indi ecidesen. Doğru. Şiirimin adı Sensiz Geçen. Sensiz Geçen. Sensiz Geçen her anım beni gören mat oğlu. Dert geldi dert üstüne düzülü kat kat oğlu. Sensiz geçen her gündüz, elim hiçbir şey tutmaz. Gerçek seven aşıklar sevdiğini unutmaz. Sensiz geçen her akşam, haberi var nolan ben. Cahde ben gehde sarhoş öz halıma cüllem ben. Sensiz geçen her gecem, gözlerimde yaş oğlu. Yerim çöz, üstüm ataş, yastığım da daş oğlu. Sensiz geçen her günüm, öz özüm tutabilmem. Yeridikçe düşerim, adımım atabilmem. Sensiz geçen haftalar, bir deliye benzerim. Cah derdudan içerim, cah da candan bezerim. Sensiz geçen aylarım, sensiz geçen aylarım cevlümde kıyamattı. Delinin bes adı var, halım ondan barbattı. Yaşadı kardeşim. Sensiz geçen her mevsim, bahar ise kış oğlu. Her adı o eşidenden tüçlerim şiş şiş oğlu. Sensiz geçen illerim, sensiz geçen illerim halim bitmişe benzer. Yaşım hele 30'u görse o 70'e benzer. Sensiz geçen ömrümü sarıptı kara bulut. Sele özü askinden bez dememeni unut baba bücün. Sonra var, evvel ahlak. Sonra var, sen varanda o celmeni çafına sar sonra var. Yaşadı o kardeşlerim, ağzına sağlık. Gerçekten bu da çok güzeliydi. Garip bir şeydi gördüm ben özün yani. Bali. Başka şairlerden göre biraz farkı vardı gördüm özden. Ha, belediye yazarım. Yani en uanen yazarım bunlar. İki satır, iki satırdı. Birbirin kemiller. Aynen mevzuatı. Ne ettim ben? Kamil vasfı ettim. İnnehu her anım, her günüm, her gecem, her gündüz, her ayım, her ilim. Hepsini vasfı ettim. Nece getir onsuz. Nece getir onsuz. Güzel. Peki umniyatı ne sen o hayattan? Neye ulaşmak istersin? Ben neye ulaşmak isterim? Aynen. Bilmiyorum, Allah'la yazdığını inşallah görürük. İnşallah göresen. Yani yapı... büyük şeylerde gözüm yoktu hiçbir zaman. Büyük şeylerde ben... gözü yoktu. Çünkü ben fakirlikten beslendim. Doğru. Yoksuzluktan beslendim. Yani hiçbir zamanda gözüm olmazdı. Hamdolsun, bin kere hamdolsun. İstediğim şey, ben mühendis olayım. Mühendis olasın, olupsan da zaten. Oldum mühendis. İlk baştan istediğim şey buydu. Ondan sonra ayrı bir şeylerim yoktu. Şart. Hedefim yok idi. Hedefim şiirde öge düşüm yok şöhret hatırıydı. Bir şey koyayım milletimsin. Millet uçur. Bir 4-5 kitap koyayım ortaya yere. Desler bir tane var ya neydi böyle şeyler yazardı. Nece indiye kadar bizdirik ata tarzı başı. Doğru. Mesela filan şair. Yani sen kitap yazarsan müstakbelde. İnşallah. İnşallah yazarsan da. Çünkü kitap yazmak o da çok önemliydi. Çünkü ihtimalle kitaba yazdığı o zaman gelecekte diyakın bazıları görürler senin yazıları ve örnek alırlar ve dersler alırlar yani görürler ne şekilde yazıpsan sen ve neler yapıpsan sen bütün çalışmaları uyarsa o içinde güzel bir şey o İnşallah. Ama inşallah. İnternette bazen kalmaz yani bu şeyler. Tamam, yani dünya değişildikçe tatur ettikse ihtimal kalmayacaktı bir şey. Ama yani sen kitaba yazdığı zaman verdiği o zaman insanlara görecekler özünü. Vallahi daha fazla... inşallah bir böyle şey fikrimde var. Ben kitap bastıracağım. Bil inşallah bir böyle şey var fikrimde. İstenen bir şeyler koyayım ortaya yere. İnşallah da bastırasan. Peki bu yakın zamandaki planları nelerdi? Vallahi şiir konusunda elim alta çok beste sözü var yani sen açarlar istediler benden. Doğru. Vermişim özlerine. Yunus Tutunsi'ye verdim. Ali Benne'ye verdim. Ahmet'e 3 söz beste verdim. Doğru. Mustafa Parlak Yıldız'a da verdim. Güzel. Bunlara vermişim. İnşallah o bir sanatçılar da onlara da veririm. Doğru. Peki niyeti vardı klip çekmek ha? Yok valla. Şey. Klipten irakım ben haz etmirem böyle şey. Ya yani ben haz ederim özüm meşhur olmayayım, sözlerim meşhur olsun. Sözlerim İsterim meşhur sözlerim olsun. Her kişi dinlensin, her kişi okusun. Bunlar meşhur olsun, benimse bir şereftir. Ama ki özüm ki şahsiyen istemiyorum. Ne klibin vayındayım, ne şöhretin vayındayım. Hiçbir zamanda fikir etmeden fikir etmeyeceğim de. Aynen. Yani arkadaşlar bana teklif edilecek klibe dağın sağ olsun. Aynen aziz dostlarım, kameraman Doğru. arkadaşlarım var. Ama bence yapsa o güzel çıkar. Vallahi bilmiyorum. İnşallah da yani bir klip olabilir de yani arkadaşların şeyine göre yaparım. İnşallah yaparsan çünkü gerçekten bizim Türkmen milleti olarak bizim kliplere ihtiyacımız vardı. Yani görüp tamam, başkaları doğru. yapırlar ama maalesef bizimkiler görüyorum hiçbir klip yapmıyorlar. Klip yaptıkları zaman
Çok insanlar görecekti buna. İhtimal Avrupa'dan görecekti. Beledi vallahi. Türkiye'den görecektiler, başka yerlerden görecektiler. Türk dünyasından kamil yani zaten bizi takip eden, manika şahsiyen takip eden İran Türkü var. Doğru. Azerbaycan Türkü var, beni mütabih ederler. Beni takip ederler. Yani tamam diysen klip önemlidir çok. Her insan görebilir bu klibi. Aynen, her insan görebilir yani. Ondan dolayı ben desteklerim seni o klip yapmak var. İnşallah valla, inşallah yaparım. İnşallah. Peki son olarak gençlere ne demek o vardı? Vallahi bütün gençlere tavsiyem buradan. Kimse hedefinden dönmesin. Hedefi neyse hayatta giden sadece. Sen gitar çalasan kimsenin sözüne bakma. Sen ork çalasan, sen keman çalasan, sen şair olasan, sen mandiyen olasan, sen mallı olasan. Doğru. Hiçbir zaman kimsenin sözüne bakma. Ne kimsenin sözüden otur, ne kimsenin sözüden kalk. Kendine eğer özü kanaatı var ise bir şeyde, düşünürsen inne o galet bir şey yapmışsan, tamam bir şey yapsan, git yap özün. Hiç korkma genel. Aynen. Ama sor. Her zaman da iyi bilen adamdan sor, bilgili insanlardan sor, tecrübeli insanlardan sor. Aynen. Bir deneden sor, anlasın. Anlamayan insan yanına hiçbir zaman gitme yine. Cahil insan yanına hiçbir zaman gitme yine. Doğru. Yani ben o günlerde de yani sözümü de bitiririm. Doğru. Bu horiyetten bitiririm. Ben dostuma söz veririm. İstediyse göz veririm. Ne cahilden otururum ne uşağa öz veririm. Yaşadım. Yani bunu da yazdım o gün çünkü bir şey mende tasadüf etti, bir iki deneye üz verdim. Aynen. Bir iki cahilden oturdum, hissettim özüm. Aynı olay kimin olacağım, özüm çalıştım. Ya normal olan özü çektim. Maniden bitirdim aynen. Şeyimi ben. Biz de sana çok teşekkür ederek bizi kırmadı, o programımıza geldi bu için. Ben çok teşekkür ederim, beni konak ettiniz gerçekten. Aynen. De. Ve bütün seyircilerden de inşallah gözünüze göre olur. Çok sağ olasın, ben de olur. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, programımızın da sonuna geldik. Umarım bugün yaptığımız program sizlerin gönlüne göre oldu. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.